Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum, video. Çekeyim. Fotoğrafta video çekiyorum. Güzel otodamlar. Kanalımız var, oraya atıyoruz YouTube'da. Buz Channel. Buz Channel. Ne zaman yayınlıyor? Bak çöküyor. Valla ne zaman yayın bilmiyorum ki. Herhalde hafta içi yayınlarım. Ben abi 15 lira aldım sen. Eyvallah, sağ ol. Sesi yaşıyorsun değil mi? Sesi mi? Yok. Sesini kaydediyor. Kaydediyor. Niye rezil olasın abi ya? Ne olacak sanki? Bu arada hayırlı olsun arabanız. Sağ olasın. Araçın şey. Aynen öyle. Maşallah var. Paranın ikisi. Vallahi öyle. Geçen hafta Halil abiyle video çektik ya. Abi. Aha. Abi. Çıkacak mı, girecek mi araba? Servise giriyor. He, servise giriyor. Ben de yolcuyum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyidir abi. Sen nasılsın? İyidir. Bayağı geç şey, kaptansın abi. Doğal mı olsun? Yani doğal olsun. Çat kafı olsun. E doğrudur, hemen hemen firmanın en küçüklerinden biriyim. Yaş kaçtı abi? En küçüğüm ama Astor'daki tecrübem 6 yıl oldu. 6-7 yıl oldu. 6-7 yıl. Kaç yaşındasın ki abi? 35. Maşallah. Valla 20'lerde duruyorsun. Ben 28 falan sandım ya. Bu arabanın ilk şey, tek şoförü müsün? Yani sürekli bu arabada mısın? Sürekli bu arabada. Geldiğinden beri. Getiren de benim. Nasıl, memnun musun abi? Getiremedim. Araba çok güzel. Maşallah var zaten. Babamızdan Allah razı olsun. Böyle arabaları bize nasip ettiriyor. Maşallah. Böyle kullanmak istiyor. Bakıma mı getirdiniz şimdi? Daha ufak bir far ayarı vardı, onu yaptıracağım. Öyle önemli bir işim yok yani. He, ondan sonra. Rutin. Bu arkadaşlar da mavinler mi? Ama onları göstermiyorum. Biri stajyerim, biri mavinim. Bu mavine benzer hali yok. Turist Ömer'e benziyor kendisi. Tavsiye ediyor musun abi gençlere? Mavinliği mi? Mavinliği, şoförlüğü artık. Değil, yok. Ediyorum desem yalan olur. Sen yapıyorsun, nasıl olacak? Ya yapıyorum, bir defa girmişiz işin içine. Ya tamam. Sektörde şey yok, biraz araç personeline kıymet değer yok. Peki var mı abi genel bir şikayetin vesaire? Arabadan mı? Arabadan, sektörden. Sektörden şikayetimiz çok tabii ya. Mesela yani şöyle bir örnek. Bir tane, iki tane. Özellikle otobüsü üreten firmalara. Neyine maratona şikayetçi? Maraton. Sonra, abi şimdi yaptıkları araçlarda araç personelini hiç düşünmüyorlar. Araba çok güzel. Gidişi güzel, rahatlığı güzel, konforu güzel. Gir bir de yatak yerine bak yani, ne biliyor musun? Bu adam burada nasıl yani? Bir küçücük mezar gibi bir yer yani. Bu arabanın yatağı bayağı küçük mü? Bununki küçük bak, şununki büyük. Hangisi o? Aa, ne yapma. Bunlar 13 metre, onlar 12 metre. Bu arabanınki daha büyük ama. Aynen. Bunlarınki daha büyük diye biliyorum ben. Ama yanlış onun biliyorum. Onun büyük, onun da şoför kokpitin bura şey, dar. Onun. Şimdi bu arabayı şu boyutlarda daha ben... Şunun altta demirlerin pimleri var, onları geri attırdım. Bunlar biraz şey, şoför hilesi. Hı hı. Öyle söyleyeyim sana. Biraz geri attırdım ki biraz, yani bir 3-5 santim fark etti. Yoksa şu koltuk şöyle duruyor mesela. Ben boyum 1.78 yani. Ben böyle rahat edemiyorum ki, kullanamıyorum yani. Peki ya, başka sıkıntılarınız var mı sektörden mesela? Sektörden, abi personel ile değer kıymet yok ya. Yani biz mavillik ettiğim dönemlerde daha bir kıymet vardı. Daha bir değeri biliniyordu. Şimdi yani tesise hesabı almaz. Yazana hesabı almaz. Perondaki simsarı hesabı almaz. Halbuki sektörün bütün yükünü sırtlayan da otobüs personeli. Kaptanıdır, mavinidir. Aynen öyle. Yani adam sağ olsun sıfır otobüsü alıyor 250-260 bin euroya. Hı hı. Veriyor şoförün eline. Halbuki şimdi bu aracın reklamını en iyi ben yaparım. Evet. Doğru mu abi? Aynen öyle. Şimdi
ben sağda solda kötülerim, diğer kötüler mampara etmez bu defa. Aynen öyle. Alt katman. Tabii şimdi federasyon var ama federasyonun otobüsçülere tam ne şey olmuş? Bugüne kadar hiçbir şeyini gördün mü? Yararını ya da zararını? Hiçbir şeyini görmedim. Varlığı yokluğu bir yani. Hiçbir şeyini görmedim. Ha ben otobüs sahibi değilim. Ben şoförlük yapıyorum yıllardan beri. Ya otobüs sahiplerine Allah yardım etsin. Değil mi? Otobüse örnek veriyorum. En barisi şimdi bugün bir otobüs sahibi gidip de bir ulaştırma bakanıyla ne bileyim büyük tepeden bir yetkiliyle birebir görüşemez. Ama sen şimdi TOFED'in başkanısın, Otobüsçüler Federasyonu'nun başkanısın. Yani bu konulara sen biraz değinebilirsin. Örnek veriyorum otogarımızın içi. Araba içeriye girdi mi langır lungur langır lungur langır lungur. Vallahi. Bunun gibi kaç tane otogar var yani? Bunun gibi kaç tane otogar var? Peki otogarların ücretleri vesaire çok mu fazla sence? Giriş çıkış. Burası çok fazla. Sadece burası. İstanbul çok fazla. He. Ankara'da. Ankara fazla. Şeye göre yok değil mi? Yolcuya göre yok direkt. Yok direkt boş da olsan boş çıkış yaptığında otopark ücreti ödüyorsun. Hı-hı. Kaldığın saate göre. Odur. Şimdi biz bir geldik mi 4-5 saatten aşağı kalmıyoruz. 4-5 saat kaldın mı merkez çıkışıyla birlikte 110 lira 120 lira çıkış ücret ediyoruz. Anladım. İşte abi ben sana çok teşekkür ederim. Çat kapı da olsa ağırladın. Yani yaptığını... doğal oldu. Aynen öyle doğal oldu. Her kaptan da böyle yapmaz. Aynen. Her bu arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Hani kimisi ters diyor, kimisi evet. Seven de oluyor, şey yapan da oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz elimizden geldiği kadar sizler bizim bir nevi aynamızsınız. Yani bizlerin zorluğunu, şeyini gösteren sizlersiniz. Yani biz sizlere ne kadar yardımcı olsak azdır yani. Allah ne razı kadar olsun. Yapsak azdır. Allah razı olsun. Görüşmek üzere diyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.